Yeni bir Bana Bunlarla Gel videosu ile birlikte beraberiz. Başlıktan da anlayabileceğiniz üzere bugün yağ yakımını hızlandıran, özellikle bel bölgesinde, karın bölgesinde oluşan yağların hızlı bir şekilde yakılmasına yardımcı olan besinlerden bahsediyor olacağız. Ancak ilk başta belirtmem gereken bir şey var ki, sadece beslenme programınıza bu az sonra bahsedeceğim besinleri eklerseniz hiçbir faydasını göremeyecek olmanız. Kısa sürede hızlı kilolar veriyor olacaksınız. Ancak benim için, yani en azından benim için önemli olan burada hızlı kilo vermek değil, uzun zaman diliminde kalıcı kilolar veriyor olmak. Eğer siz de benim gibi düşünüyorsanız ve işte kilo vermenize yardımcı olacak ufak püf noktaları, ufak detaylar arıyorsanız bu video işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Sağlıklı beslenme rutininiz varsa, karbonhidrat, yağ ve proteinin eş oranlarda tükettiğiniz bir beslenme programınız varsa, az sonra bahsedeceğim besinleri de bu beslenme programlarınızın içerisine eklediğiniz zaman özellikle karın bölgesinde oluşan yağların hızlıca yakılmasına yardımcı olacak besinler arasında yer alıyor. İsterseniz özellikle karın bölgesinde oluşan bu yağlanmalardan hızlıca kurtulabileceğimiz besinler nelermiş, birlikte bakalım. Kırmızı biberin yağ yakımı konusunda çok güçlü bir baharat olduğunu eminim pek çoğunuz duymuşsunuzdur. Eğer duymadıysanız bunu muhakkak böyle beslenme programınızın içerisine eklemenizde fayda var. Çünkü kırmızı biber gerçekten hem metabolizmayı hızlandırma hem de yağ yakımını hızlandırma gibi güçlü özelliklere sahip. İşte yediğiniz yemeklerin üzerine hani böyle bir tutam kırmızı biber, pul biber dökmekten bahsetmiyorum. Böyle bolca kırmızı biber döktüğünüz zaman depolayacağınız yağın hızlıca yakılmasına yardımcı oluyor. Bunu işte yoğurtlarınızda kullanabilirsiniz. Dediğim gibi yemekleri, sebze yemeklerin üzerine, tükettiğiniz bir baklagilin üzerine ekleyerek kullanabilirsiniz, tüketebilirsiniz. Ancak uyarmam gereken bir konu var ki, o da eğer mide problemi yaşıyorsanız, midenize rahatsızlıklarınız varsa acıdan uzak durmanız gerekiyor demektir. O yüzden bu maddeyi siz es geçin, sonrakiler ama eminim işinize yarayacaktır. Yani eminim siz de çok fazla rastlamışsınızdır, çok fazla okumuşsunuzdur. Hindistan cevizi yağına dair çok fazla faydalı bilgiler okuyoruz ama daha çok böyle kozmetik ağırlıklı özelliklerini, faydalarını duysak da aslına bakarsanız yediğimiz besinlerde de kullanabileceğimiz organik Hindistan cevizi yağları mevcut. Benim bahsettiğim şey yemeklerde de kullanılabilen organik Hindistan cevizi yağı. Brezilya'da yapılan bir araştırmaya göre kadınları iki ayrı gruba ayırıyorlar. İşte beslenme rutinlerinin içerisinde Hindistan cevizi yağı kullananlar ve kullanmayanlar diye. 12 haftalık bir inceleme, bir araştırma sonucunda Hindistan cevizi yağı tüketen kadınların diğer kadınlara göre bellerinin daha ince olduğu ortaya çıkmış. Hindistan cevizi yağının içerisinde hızlıca enerji yakmamıza yardımcı olan lorik asit denilen doymuş yağ asidi bulunuyor. Bu da demek oluyor ki bünyenizde yağlar depolanmadan önce Hindistan cevizi yağı sayesinde hızlıca eritiliyor ve yakılıyor. Yani işte eğer salatalarınızda zeytinyağı kullanmak yerine Hindistan cevizi yağı kullanırsanız, yemeklerinizde yağ yerine Hindistan cevizi yağı ile yaparsanız bel bölgenizde ufak incelmelerle karşılaşabilirsiniz. O yüzden şaşırmayın. Siz de böyle hızlı kilo verme yöntemleri ya da işte detokslar filan araştırdıysanız muhakkak sirke ile o listede karşılaşmışsınızdır. Şimdi bahsedeceğim şey de aslında nar sirkesi. Koreli araştırmacılar nar sirkesi ile ilgili bir yine bir gözlem yapıyorlar. Kadınları yine iki gruba ayırıyorlar. Beslenme rutinlerinde nar sirkesi olanlar ve olmayanlar. 8 haftalık bir gözlem yapıyorlar. Beslenme rutinlerinin içerisine nar sirkesi ekleyen kadınların %3.7 oranında karın bölgelerindeki yağlanmanın azaldığı gözlenmeniyor. Diğer kadınlarda ise hiçbir değişikliğin olmadığı gözlemleniyor. Yani anlayabileceğiniz üzere salatalarınızı bol sirkeli yapabilirsiniz. Gözünüzü hiç bu konuda korkutmayın. Sadece nar sirkesi değil, sirke genel olarak metabolizmada yağ yakımını hızlandırabilen bir özelliğe sahip. Diğer sirkelerden de faydalanabilirsiniz, yardım alabilirsiniz. Ama salatalarınızda lütfen mümkün olduğunca nar ekşisinden uzak durmaya özen gösterin. Çünkü nar ekşisi bir şeker depolamanıza neden olacağı için size kilo olarak dönecektir. Evet, lezzet olarak belki çok o an sizi mutlu edecek ama sonrasında sizin üzülmenize sebep olabilecek. O yüzden salatalarınızı ya limonla
Ya da sirkeyle, yani ya da işte yağ yakımını hızlandırma gibi bir niyetiniz varsa da o zaman bol sirkeyle yapabilirsiniz. Diyet programlarının vazgeçilmez önerilerinden bir tanesi hiç şüphesiz yeşil çay. Günde muhakkak 2 fincan yeşil çay içmeye özen gösteriyorum. Yeşil çay hem ödem atma konusunda aslında size çok yardımcı olabilen bir bitki. Hem de işte böyle sizi biraz daha relax, daha sakin, daha dingin bir insan olmanıza yardımcı olabilecek bir özelliğe sahip. Ama aynı zamanda da işte yağ yakımını da hızlandırayım gibi bir düşünceniz varsa işte yeşil çay burada da size destek olarak yanınızda oluyor. Siz de günlük rutininizde işte siyah çay içeceğiniz zaman onun yerine yeşil çayı tercih ederek, dediğim gibi minimum 2 fincan yeşil çay tüketerek aslında karın bölgenizde ya da işte vücudunuzda oluşabilecek yağlanmaların hızlıca yakılmasına destek olabilirsiniz. Son dönemlerde popüler olan ve adını sıkça duyduğumuz besinlerden bir tanesi de chia. Chia'yı biz aslında protein ve lif açısından yoğun olduğu için aslında bu sebeple çok fazla duyuyoruz. Uzun süre tokluk hissi verdiği yönüne dair faydalarını duyuyoruz. Fakat chia'nın aslında yağ yakımını hızlandırma konusunda da ciddi faydaları var. Yine yapılan araştırmalar sonucunda günlük beslenme rutinine chia eklediğiniz zaman yağ yakımını hızlandırmış oluyorsunuz. Eğer güne smoothie'lerle başlıyorsanız mesela onun üzerine böyle bir kaşık chia'yı muhakkak ekleyebilirsiniz. Ya da işte süt içiyorsanız sütünüzün içine böyle birazcık ekleyip tüketebilirsiniz. Bu sizin hem uzun süre tok kalmanıza yardım olacak hem de özellikle karın bölgenizde oluşan o yağların hızlıca yakılmasında destekleyici bir özelliğe sahip olacaktır. Sonbahar kış içeceklerinin eminim en güzel baharatlarından bir tanesi tarçın. Onun böyle o mis gibi kokusu hepimize böyle gereksiz bir mutluluk veriyor sanki, bilmiyorum ama en azından bende tam olarak böyle duygular yaratıyor. Ben tarçını kahvelerde de tüketmeyi çok seviyorum. Böyle işte tatlı yiyebildiğim zamanlarda tatlılarımın üzerine koymayı da çok seviyorum. Şanslıyız ki tarçının o mis kokusunun yanında aslında yağ yakımına destekleyici bir özelliği de bulunuyor. Japonyalıların yaptığı bir araştırmaya göre yine günlük beslenme rutinlerinin içerisinde tarçın kullananlar ve kullanmayanlar olarak ikiye ayırıyorlar. Ve günlük beslenme rutinleri içerisinde tarçın kullananların diğerine göre yağ yakımının daha hızlı olduğu gözlemleniyor. Süt tükettiğiniz zaman, kahve tükettiğiniz zaman, yoğurt tükettiğiniz zaman üzerine böyle birer kaşık tarçın dökmekten çekinmeyin. Hem mis kokusuyla mutlu edecektir hem de yağ yakımına destekleyici olacaktır. Şimdi yine böyle yine kış dönemlerinin çok fazla ismini duyduğumuz bir baharattan bahsediyor olacağız. Zerdeçal. Zerdeçal denildiği zaman hemen böyle Hint usulü yemekler, ağır baharatlar filan aklınızda canlanabilir ama aslına bakarsanız tam olarak yani zerdeçalı tek başına kullandığınız zaman o bahsedilen ağır baharat kokusunu hissetmiyorsunuz. O tadı hissetmiyorsunuz. Zerdeçalın da yine yağ yakıcı özelliği bulunuyor. Hatta şöyle Google'da bir zerdeçalın faydaları gibi bir araştırma yaparsanız muhakkak göreceksinizdir. Pek çok uzman muhakkak gün içerisinde bir tatlı kaşığı zerdeçal kullanılması gerektiğini öneriyor. Zerdeçalı nasıl kullanacağınız konusunda eğer bir fikriniz yoksa çorbalarınızda kullanabilirsiniz, sebze yemeklerinizde kullanabilirsiniz, yoğurdun üzerine böyle hafif serpiştirebilirsiniz. Yine smoothie yapıyorsanız tadını bastırabileceği için eğer hani kokusundan ya da tadından rahatsız oluyorsanız smoothie'lerinize karıştırarak tüketebilirsiniz. Geldik en güzel yağ yakıcı besine. Besin denir mi bilmiyorum. Araştırmayı yapan İspanyollara da açıkçası inanmak istiyorum. Çünkü onların böyle bizi kandırabileceklerini düşünmüyorum. Çünkü İspanyolların hani İspanya'ya gittiğim zaman da onların böyle günlük hayatlarındaki o beslenme ve spor rutinlerine şahit olduktan sonra bizi kandırabileceklerine çok inanmıyorum ama onların yaptıkları bir araştırmaya göre özellikle ergenlik döneminde bitter çikolata tüketenler ile tüketmeyenler olarak ikiye ayırdıklarında bitter çikolata tüketenlerin
diğerlerine göre daha ince belli olduğu ortaya çıkmış. Dediğim gibi ben hani bu kanıtlanmış mıdır, doğru mudur bilmiyorum ama İspanyollara inanmak istiyorum. Çünkü bitter çikolatayı eminim hepimiz çok seviyoruzdur. Bahsettiğim bitter çikolata da bu arada içerisinde böyle yüzde bilmem kaç oranında çok küçücük kakaolar içerenler değil, %70, %80 gibi ciddi yüksek oranlarda kakao içeren gerçek çikolatalar olması gerekiyor. Yani eğer günde 30 gram bitter çikolata, hakiki bitter çikolata tüketiyorsanız daha ince belli olacağınız söyleniyor. Özellikle ergenlik ve gelişme döneminde olan insanlar, kızlar için. Benden artık geçti. Bu saatten sonra çok fazla işime yaramaz ama belki denerseniz ya da işte ben ince belimi bitter çikolataya borçluyum falan derseniz yorum bölümünü bırakmayı da ne olur unutmayın. Günlük benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım kilo verme konusunda, yağ yakımı konusunda, bu süreci hızlandırma konusunda size destekleyici ipuçları verebilmişimdir. Sizin de denediğiniz ya da böyle bak bundan bahsetmedim, bu da çok işe yarıyor diyebileceğiniz destekleyici besinler varsa lütfen yorum bölümünde bırakmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.